Merhabalar, ben 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisiyim. Adım Ahmet Pehlivan. Bu videoda size VHDL programlama dillerinden, özür dilerim, VHDL programlama dilinin temel bileşenlerini anlatacağım. VHDL programlama dilindeki 3 tane temel bileşenden bahsedeceğim. Bunlar kütüphane bölümü, library, varlık bölümü, entity ve architecture bölümü, mimari. İlk başta kütüphane tanımlamayla başlayalım. Kütüphane tanımlamak için library komutunu kullanıyoruz ve hangi kütüphaneyi kullanacaksak onu yazıyoruz. Ondan sonra kullanacağımız bölümü yazacağız. Nasıl yani? IEEE kütüphanesinin STD Ultra Logic Ultra 1164 no'lu STD Logic 1164 paketinin bütün bölümlerini kullanacağız. Evet, böyle kütüphane tanımlamalıyı. İlk başta kullanacağınız kütüphaneye yazıyorsunuz library IEEE diye. Ha, kendi kütüphaneniz varsa ya da projenizde özel farklı bir kütüphane varsa onu da bu şekilde tanıtıyorsunuz. Library mesela A kütüphanesi, library B kütüphanesi. Sonra bu kütüphanede hangi paketin hangi bölümü kullanılacak? İşte noktadan sonra paketin adını, yine bir nokta koyarak da hangi bölümü kullanmak istediğinizi yazacaksınız. Kütüphane tanımlama bu kadar. Şimdi entity tanımlama bölümüne geçiyoruz. Entity bölümü bizim inputlarımızın, outputlarımızın, efendim söyleyeyim ya da portlarımızın genel olarak yazıldığı yerdir. Sintaksı nasıl oluyor? Sintaksı da şöyle. Entity yazıyorsunuz. Sonra dosyanızın adını yazıyorsunuz. TB source benimki. Entity TB source is. Bu kadar. Sonra en sonunda da end TB source diyerek bitiriyorsunuz. Bu araya da port diyerek hangi portları kullanacaksınız ya da kullanacağınız portların adı ne? Örnek veriyorum. Şimdi yarı toplayıcı devresi yapacağımızı düşünün. Ne lazım bize? 2 giriş ve 2 çıkış lazım. Bir toplam çıkışı, bir elde çıkışı. Bunlar için önce bir portumuza ad vermemiz lazım. Mesela ben switch'i kullanmak istiyorum ya da bir girişi kullanmak istiyorum. Ama işte aklımda yer etsin diye ona bir isim vermem lazım. Ne mesela? Giriş 1. Bu giriş 1 portumuzun adı. Portumuzun modu ne olacak? Input olacak. Ve tipi ne olacak? 1 bitlik olduğu için bu, yani 1 ve 0 sadece iki değeri olacağı için STD Ultra Logic. Bu kadar. Bir de ne olacak? Giriş 2'miz olacak. Giriş 2. Bu da input olacak. Çıkışımız neydi? Toplam. Toplam ne? Çıkış. Ve elde çıkışımız olacak. İki tane de çıkışımız olacak. Onda böyle. Bakın hata var. Neden bu hata? Çünkü son porta noktalı virgül koyulmaz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Başka ne tür modlarımız var? In-out modu var. Mesela ne olsun? Örnek ne? In-out. Yani hem giriş olarak hem de çıkış olarak kullanılabilen portlar. Ya da buffer. Buffer modu çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda okumada yapılabilir.
Ama biz bunları şu an kullanmayacağız. Örneğimizden devam edersek. Bu kadar. Nedir yani? Entity yazıyoruz. Dosyamızın adını yazıyoruz. Nerede o? Source'da. Şu gitsin. Evet. Design source'umuzun adı ne? TB source. Entity TB source is diyoruz. Sonra port için bir tane parantez açıyoruz. Portlarımızı yazıyoruz. Inputlarımızı, outputlarımızı. Ha şöyle bir şey de var. Mesela örnek veriyorum. Örnek diyelim yine. Yine bir çıkışımız olsun. Ve bu çıkışımız da nasıl diyeyim? 2 bitten fazla bir çıkış olsun. Mesela 4 bit olsun. Nasıl yapacağız onu da? std altı logic altı vektör. Vektör olacak o. Mesela ne dedik? 4 bitlik ya. 3 msb yani most significant bit down to 0. Yani 3. bit en önemli bit olacak. Böyle bir vektörde yapabilir. Soldaki en önemlisi, sağdaki en önemsizi. LSB yani sağdaki, soldaki de MSB. Böyle bir tanımlama var. Evet, portlarımızı yazıyoruz portun içine, port parantezinin içine. En son da entity'yi bitir diye bitiriyoruz. Şimdi ne dedik? Entity bitti. Architecture. Şimdi architecture bizim kodumuzun asıl yazılacağı yer. Nasıl asıl yazılacağı yer? Yani bunu yani tanımlamalar yaptık port kısmında. Şimdi işlemler yapacağız. Atamalar yapacağız. Hepsini burada architecture'ın içinde yapacağız. Şimdi başlayalım. Okay. Architecture. Architecture yazıyoruz. Sonra mimari adımızı yazıyoruz. Yani birden fazla tür var. Biz burada behavioral'ı kullanacağız. Behavioral of. Neydi bizim dosyamızın adı? TB source. Is diyoruz. Ve begin diyerek kodumuza başlıyoruz. En sonda end behavioral diyerek evet, temel olarak sintaks bu. Begin'den önce eğer biz sinyal tanımlamak istiyorsak, yani sinyal tanımlamak istiyorsak, variable tanımlamak istiyorsak, bunlar başka videolarda tanımlamalar yapılacak arkadaşlar. Bu tanımlamaları begin'den önce, architecture'ı açtıktan sonra begin'den önce yapmamız lazım. Bunlar nedir? Kısaca bahsetmek gerekirse. Yani örnek veriyorum. Şimdi input'unuzu belirlediniz bir switch örnek veriyorum. Ya da output'unuzu belirlediniz led. Şimdi input switch ile output led arasında giden yol olarak düşünebiliriz. Yani mantıksal olarak giden yollar. Yani kod içindeki yollar gibi düşünebiliriz. Bakın begin'den önce sinyal tanımlamaları, constant, type tanımlamaları, component tanımlamaları, attribute tanımlamaları tanımlamalar yapılır. Hani bunlar port değildir. Yani bunlar portlar arasındaki yollardır yani. Evet, begin'in içine de proseslerinizi, generate'lerinizi, component'lerinizi yazarsınız. Şimdi biz bir sinyal tanımlamayacağız. Biz sadece portlarımızı kullanacağız. Neydi bizim portlarımız? Giriş 1. Neydi? Yarı toplayıcı örnek olarak yapmak istiyorduk. Giriş 1 L giriş 2'nin egzorlanmasıyla, yani giriş 1 ve giriş 2'nin egzorlanıp çıkışını nereye? Toplama. Toplama vererek biz toplam değerini elde ederiz. Bir de elde değerimiz olur. Elde değeri de nasıl oluyordu? Giriş 1 ve
Yani ve kapısıyla bağlanmasıyla oluşur. Ve yazacaktım. End giriş 2 ile de eldeyi elde biliriz. Yani bazı programlamalarda mesela adamlar şöyle yapıyor. Begin'den önce iki tane sinyal belirliyor. İşte toplam sinyali ve elde sinyali diye örnek veriyorum yani adları. İşlemlerini yapıyor. Sonra bu sinyalleri portlara aktarıyorlar. Yani böyle de yapılabilir. Mesela toplam sinyalini atama işlemi. Yani toplam atama. Şöyle mesela toplam sinyali nasıl diyelim? Şöyle mesela sinyal tanımlıyor adam. Nedir? Toplam sinyali diyelim mesela. STD logic. Böyle bir sinyal tanımladı. Mesela bu şöyle yapıyor. Sonra geliyor. Burada da toplam böyle yapıyor mesela. Bu da bir gösterim. Bu da belki daha kompleks kodlarda kodun daha sağlıklı çalışmasını sağlıyordur. Şu an kodumuz basit olduğu için böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Yani bir fikir vermesi açısından, en azından böyle büyük resmin görülmesi açısından böyle bir başlangıç yaptık. Ne yaptık? Library tanımladık birinci bölümde. Library'imizin önce tanımladık, sonra ne kullanmak istiyoruz? Library'imizden paketimizi seçiyoruz ve hepsi diyoruz. Mesela başka bir paket daha var. Bu pakette mesela aritmetik işlemler yapılmasını sağlayan paket. Hangi paket o? Unsigned paketi var. Hani şu şey vardır ya, mesela a eşittir a artı 1. Mesela bunun yapılması için bu unsigned paketinin kullanılması lazım. Örnek olarak. Entity bölümü vardı. Entity bölümü de şöyle. Ne yaptık? Burada giriş çıkışlarımızı, inputlarımızı, outputlarımızı, inoutlarımızı, bufferlarımızı gördük. Bitleri ya da basları gördük. Mesela bassa neydi? S logic vector. İşte 6 down to 0 şeklinde. 6 down to 0. Mesela 7 bitlik bir bas. Onları yapabiliyoruz. Mesela nasıl 7 tane switch kullanacağız? Mesela 7 tane switch kullanacağız. Hemen 7 bitlik bir bas tanımlıyoruz. Onları tanımladık. Burada bitirdik. Mesela ntb source diyerek entity'mizi bitirdik. Sonra geldik architecture kısmı içerisinde. Nasıl sintaksını öğrendik. Begin'den önce ne yapılır? Begin'den sonra neler yapılabilir? Mesela begin'den önce tanımlamaların yapılacağını öğrendik. Sinyal tanımlamaları keza. Constant, type, component, attribute tanımlamalarının yapılacağını öğrendik. Ve begin'de de esas işlemin yapıldığını gördük. İşte buradan sonra isterseniz simulation yapabilirsiniz. Hani bir sinyal gelirse ne olur, sıfır sinyal gelirse ne olur, girişler için toplamda ne görürüz falan. Simulation yaparak bunu görebilirsiniz. Onun haricinde direkt de şimdi bunu yaptıktan sonra da zaten diğer videolarda da gösterilir bu proje yapma videolarında. Gelip burada constraint dosyaları var. Bu constraint dosyalarının şöyle gösterelim. İçine şeylerinizi yazıyorsunuz. Mesela burada port tanımladınız. Giriş 1 diye port tanımladınız. Ama o port ne? Onun için burada gördüğünüz gibi mesela switch. Mesela SV0 switch'i. Geliyorsunuz da SV0 yerine mesela giriş 1 yazıyorsunuz. Şöyle giriş 1.
Geliş bir keza aşağıya da aynı şekilde. Böyle ledler içinde mesela çıkışınızı led olarak göstermek istiyorsanız çıkışlarda mesela ne diyeyim, çıkışınız toplam ya da elde gibi burada tanımlamalar yapıyorsunuz ve programınızı yüklüyorsunuz. İşte evet, benim konum bileşenlerdi kısaca. Şöyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Umarım yarara dokunmuştur.